Şimdi dur hangisi? Oyunlar sizi hep kandırdı ama nasıl? Nasıl? Maalesef öyle. İyi ve kötü oyunu sizin için ayıran en büyük etken ne? İyi ve kötü oyunu benim için ayıran en önemli şey oyunun beni içine çekmesi. Yani oyunun dünyasının beni içine çekmesi lazım. Doğru mu? Abi oyun içine çekecek insanı ya. İçine alacak baba. İçine beni tutacak. Çevirecek de çevirecek. Beni içine alacak yani. Ben bunu istiyorum. Fik mi? Yoksa mekanik mi? Belki de hikayesidir. Hikayesi de çok önemli. Bir, ortam işte beni içine çekmesi. İki, direkt hikaye abi. Kime oyun var hikayesi öyle ki yani. Asıl cevap şu ki bunun siz de farkında değilsiniz. Oyunlar siz zevk alın diye varlar. Hikayesinde kaybolabilirsiniz ama oyunun da kendisini oynatması lazım. Ve oyunlar kendini oynatabilmek için bazen size yalan söylerler. Hani zombi salgınında üzerinize atlayan binlerce zombi var ya, hani son anda güvenli sığınağa koşup kurtulduğumuz o zombiler. Onları düşünün. Oyunun gerçekten aksiyon filmi gibi olduğunu düşündünüz. Çünkü son anda kurtuldunuz. Siz bunu tesadüf sandınız ama aslında değildi. Bunu yapımcılar ayarladı. Ama nasıl ayarladılar? Nasıl ayarlıyorlar? İnsanın belli ihtiyaçları var. Mesela daha akıllı telefonlar, algoritmaları sayesinde kullanıcıya özel bir deneyim sunuyorlar. Ama oyunlar bunun daha da önüne geçiyor. Eğer bir savaş oyunu oynuyorsanız havalı hissetmeniz lazım ve ortama uyum sağ... Baba savaş oyunu oynuyorsam kendimi şey hissetmeliyim, anladın mı? Oğlum ben ne vuruyorum lan, ben oğlum yaptığım harekete bak lan falan yani. ...lamanız lazım. Mesela System Shock 2 oynuyorsunuz. Uzayda geçen farklı canlıların olduğu bir oyun bu oyun. Zor bir oyun. Oyunda asla yeteri kadar cephaneniz olmuyor. Ve sürekli zihniniz açık. Çünkü az cephaneniz var ve ölümcül canlılar her tarafta. Bunlardan kaçınmanız lazım. Kendi yolunuzu bulmanız lazım. Ama en az mermiyi... harcayarak yapmanız lazım. Fakat öyle bir an geliyor ki silahınıza sarılmanız gerekiyor. Bu durumda da mermileriniz yetersiz. Birini ıskaladınız, diğeri ikisi tuttu derken tekrar ıskaladınız. Ve son bir merminiz kaldı. Son mermiyle de yaratığı öldürdünüz. Bu sizi nasıl hissettirdi? Aynı aksiyon filminde gibi hissettirdi değil mi? Aynen öyle. Ama bilmediğiniz bir şey var. Yapımcılar son mermi, haznede kalan son merminin hasarını iki kat arttırmıştı. Çünkü o son mermi düşman... Var mı böyle bir şey lan? ...gittiğinde ve son anda onu öldürdüğünde siz daha da tatmin olacaktınız. Bunu bilerek kodladılar. Bunu yapan tek oyunda System Shock değil, XCOM. Sıra tabanlı bir taktik oyunu. %90 kesin gözüyle baktığınız vuruşları kaçırabiliyorsunuz. Bu da karakterinizin ölümüyle sonuçlanıyor. Daha güçsüz ve çaresiz olduğunuzu düşünüyorsunuz çünkü bir adamınız hayatını kaybetti. Ama bu sefer de oyun size görünmez yüzdelik ekliyor. Vuruş tutarlılıklarınız %50 gösteriyor ama aslında %80 seviyelerine çıkmış durumda. Böylelikle de 3 adamınızdan biri eksildikten sonra son kalan 2 adamınızla beraber oyunu bitirdiğinizde ucu ucuna son noktaya vardığınızda bir tatmin duygusu geliyor size. Ama bunu da yapımcılar sağlıyor zaten. Abi senin gözün yamuk. Evet gözüm yamuk bazen. Şey kayıyor. Hellblade, kendi yapıtlarından daha farklı bir oyun. Lineer bir hikayede gittiğiniz ve fazla ölürseniz kayıt dosyanızın silindiği bir oyun. Normalde roguelike türü bu şekildedir. Siz öldüğünüzde en baştan başlarsınız ve tekrar edersiniz. Ama roguelike'te oyunun dünyası rastgele değişir ve size de farklı mekanikler sunar. Hellblade'de öyle değil. Her öldüğünüzde karanlık etrafınızı sarıyor ve yeterince sardığında kayıt dosyanız siliniyor. Oha. İşte bunun bilincinde olduğunuzdan dolayı da oyunu pür dikkat oynuyorsunuz ve oynayış tarzınızı değiştiriyorsunuz. Çok zor ama bir şey zekice lan. Tasarlanmış bir oyun tasarımı ve bir yalan söylemedi bunun içinde. Çünkü Hellblade'de isterseniz 1000 kere ölün, isterseniz 100 kere ölün. Sizin kayıt dosyanız silinmeyecek. Çünkü öyle bir durum yok. Sadece yapımcılar bunu zihninize bir tohum olarak koyuyorlar. Ve siz her öldüğünüzde daha dikkatli, daha... Ne ölmü? Kayıt silinmiyor mu aslında? Net bir şekilde oyuna odaklanarak oynuyorsunuz. Bu da oyun deneyiminizi siz istemeden... arttırıyor. Siz oyunu istemeden daha efektif, daha eğlenceli oynuyorsunuz. Sırf düşünce yapınızdan dolayı. İşte şimdi sorun. Hiçbir oyuna güvenebilecek misiniz?
Minecraft'a güvenirim baba. Eternal şeytanlarla savaşıyor ve ortada dağıtıyoruz. Oyunu da hiç oynamadım. Oyun size asla yeterli mermi vermiyor. Mermileri de Glory Kill dediğimiz yakın dövüş mekaniğiyle yenileyebiliyoruz. Böylelikle oyun ne kadar uzak mesafe silahlarla oynanıyor olsa da oyun sizin mermi almanız için şeytanların yanına sokuyor. Bunun aynısı canınız azaldığında da geçerli. Canınızı yükseltmek için yakın dövüş birisini öldürmeniz lazım. Oy, ama canınız çok az ve merminiz olduğu için riske atmak istemiyorsunuz. Ve uzak mesafelerden onları avlıyorsunuz. Ve ucu ucuna hayatta kalıyorsunuz. Özellikle de Doom'un güzel müzikleri sizi öyle gaza getiriyor ki acayip moda giriyorsunuz. Size söyleyeyim ki aslında canınız o kadar az değildi. Azdı ama sizin sandığınız kadar az değildi. Eğer canınız 30'a kadar azalırsa oyun bu canı %15 olarak gösteriyor. Ve her can azalmasına bu canı oranlıyor. Böylelikle yeterli canınız olsa dahi daha ciddi bir oynanış tarzına geçiyorsunuz. Sanki ölecekmişsiniz gibi oradan oraya zıplıyorsunuz. Ve oyun bu şekilde daha akıcı oluyor. Vay mesela Naughty Dog'un herhangi bir oyununu oynuyorsunuz. Bu Uncharted serisinden olabilir, Last of Us serisinden olabilir ama bir şey ortak. Last of Us'ı oynadık biz. Başını. Eğer belli bir mekanda çok fazla kalırsanız, bir yere pusup insanları sürekli ateş edip onları yenmeye başlarsanız size ya molotof atacaklar ya patlayıcı bir şey atacaklar ki oradan çıkın. Bu rastgele gelişen bir şey değil. Bunun sebebi yapımcılar sizin belli bir yerde durup herkese indirmenizi istemiyor. Onların yoluyla sürekli onlara koşlayarak, onlara koşarak onları yenmenizi istiyor. Hatta Uncharted'da eğer çok fazla hasar aldıysanız ve en zor modda oynamıyorsanız, normalde oynuyorsanız etrafta koşup saklanabileceğiniz yerlere gidene kadar yapay zeka size ateş etmiyor. Yakınıza ateş ediyor ama size ateş etmiyor. Sanki ıskalıyor gibi davranıyor. Bu arada yani bir şey diyeceğim de bu aslında kandırma değil de aslında oyunun şeyini sağlıyor yani. Bunları yapmasa belki zaten çoğu kişi nefret edip kapatacak oyunu. Böylelikle de gerçekten ucu ucuna hayatta kalmış hissiyatı tüm benliğinizi sarıyor ve oyundan çok daha fazla zevk alıyorsunuz. Bunun en net örneklerinden bir tanesi. Arkadaş ortamınızda Mario Kart oynadınız mı hiç bilmiyorum ama benzer oyunları oynamışsınızdır. Mario Kart bir yarış oyunu. 8 kişiye kadar oynayabiliyorsunuz ve yarıştığınız kişilerle beraber özel yeteneklerinizi de çarpıştırıyorsunuz. Aa, en geridekilere güzel eşyalar veriyor değil mi? Ben hep öyle bir şey hatırlıyorum yani. Sanki gerideyken daha iyi şeyler veriyormuş gibi. Yolda 5 tane 6 tane kutu var. Onlardan birini aldığınızda kutunun içerisinden rastgele iyi kötü işinize öyle ya da böyle yarayan eşyalar geliyor. Ve bunları rakiplerinize karşı kullanaraktan onları eleyip birinci olmaya çalışıyorsunuz. Ama oyun aslında bayağı bir hileli. Yapımcılar önde birinci olanın açık farklı arkadakiler birbirlerini yerken yardırıp gitmesini istemiyorlar. Bu yüzden diyorlar ki biz bu rastgeleliklerin üzerine birazcık oynama yapalım. Eğer siz birinciyseniz bu eşyalar genellikle kötü çıkıyor. Özellikle seçiliyor. Yetenekleri kullanıp daha da öne geçmeyin diye. En arkadaki 8. oyuncuysanız bu sefer de siz... Çok iyi şeyler geliyor değil mi? ...size en ileri geliyor. Böylelikle de direkt sondan rekabet birinci olmaya işte kadar iyi bir oyun sergileyebilirsiniz. Ama yapımcılar bunu size söylemiyor. Yoksa siz her birinci olduğunuzda rahat hissettiğiniz o an aslında hiç rahat hissetmemeniz gerektiğini oyun size söylese oyunun şey zevki nerede ki? Mesela Half-Life 2. Normalde birini ateş... Half-Life 2'de oynamadım mesela. Sizce oynamalı mıyız Half-Life 2'yi? ...ettiğinizde filmlerde yüksek bir yerlerde ise yakından taklatıp düşerler hemen ve bu çok havalı gözüküyor bize. Half-Life 2'nin de aslında kodunda şöyle bir olay var. Half-Life 2'de düşmanlar öldükten sonra ragdollaşıp köşelerden düşmesi daha muhtemel. Yüzdesi daha fazla. Veya Half-Life 2'de herhangi patlayıcı varillerin yanında ateş ettiğiniz zaman rastgele saçılan, zıplayarak vurduğunuz mermileri sağa sola saçıldı. Bu mermilerden birkaçının patlayıcı varillere gitme olasılığı daha fazla. Aynen, ıskaladığım mermilerin gidip de bir patlayıcı varile dokunması çok daha muhtemel. Ve böylelikle de siz oyunu oynarken etrafta patlamalar görüp daha da gaza gelebiliyorsunuz. Bunları istemeden yapsanız da dahi. Mesela yapay zekanın en iyi örneklerinden bir tane örnek vermek istiyorum. Çünkü Alien Isolation gerçekten öğreniyor gibi gösteren ama gerçekten öğrenmeyen bir yapay zeka. Oyunda belli bir şeyi çok fazla sayıda yaparsanız oyun ona göre kendini geliştiriyor. Diyor ki bu adam buralara daha fazla, bu kadın buralara daha fazla saklanıyor. O zaman oraları daha fazla aramaya başlıyor. Veya ne tarz saldırılar yaptığınızı algılayıp ona göre kendini savunmaya alıyor. Ve böylelikle gerçekten öğreniyormuş gibi bir izlenim gösteriyor. Ama bugünkü konumuz bu değil. Bu uzaylı aslında iki yapay zekaya sahip. Biri sizin nerede olduğunuzu tam olarak biliyor. Yapımcılar bunu size söylemiyor. Xenomorph. Volek gibi bayağı. Niye korkayım ya?
etrafta dolaşıp sizi bulmaya çalışan ve rastgele gelip de yanınızda böyle tam siz masanın altına saklanmışsınız, size yakın bir şekilde böyle kafasını gezdiriyor falan. Diyorsunuz ki oha ne rastlantı. Aslında öyle değil. Oyun sizin nerede olduğunuzu biliyor, odaya onu sokuyor. Ondan sonra da rol yapmasına izin verecek ikinci yapay zeka ortaya çıkıyor. Bak bu çok güzel bir şey işte. Outlast'ta da bu vardır ha. Outlast'ta da böyle şeyler hissediyorum. Böylelikle sizi gelecek ani hareketlerini yapıp sizin yakınızda dolaşırken aslında sizin yerinizi zaten biliyor. Sadece bu oyun oynanır ha. Sizin onay vermenizi bekliyor. Tak diye dışarı çıkın gibi gibi. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Bu da şöyle mümkün oluyor. Ben şeyden sıçradım. Ses vermeyecek sanıyordum. Ses verdi ama. Fun. Kafasını bir yapay zeka kontrol ederken vücudunu başka korkma bir dedi, yapay zeka kontrol ediyor. Böylelikle uyumsuz iki yapay zeka tam olarak yerinizi bilemiyor. Herkesin bildiği Valve'ın da en çok sevilen oyunlarından bir tanesi. Red 4 Dead. Zombilerle savaştınız ve bundan aşırı zevk aldığınız bir evet. Oyun kendisi. Ama kandırıldık mı? Nasıl oluyorsa sürekli kendinizi aksiyon halinde buluyorsunuz. Sürüden ayrılığını kurt kapar diyorlar ya, sizi kurt kapıyor. Evet, zombilerin yapay zekası. Yapımcılar size söylemese de farklı bir şekilde çalışıyor. Eğer kendi arkadaşlarınızdan çok uzakta kalırsanız yapay zeka bunu fark O yüzden arkada kalanlar sürekli götünü yırtıyordu bizde. Etrafımda 50 tane var, etrafımda şu kadar var. Sürüden ayrılanı kapıyor. Diyor ve diyor ki bunun üzerine zombi sürüsü yollamalıyım. Evet, o kişi siz olursunuz ve sürüden ayrı kaldığınız için sizi kurtlar kapıyor. Yok mu bir Left 4 dediğimiz? He? Lan abilerle bir konuşalım kardeş, yine bir Left 4 dedi gibi kurak ya. Sarıyordu oğlum 4'e 4 falan harbi sarıyordu ha. Half-Life'a geri dönecek olursak veya herhangi bir oyuna geri dönecek olursak asla can barlarına güvenme. Gerçekten. Eğer bir oyunda can barı varsa büyük ihtimal zaten yanılıyorsunuzdur. Çünkü ne zaman canınız az olsa ya bu gerçekten fazla bir göstergenin düşüşü oluyor ya da az olmasının sebebi birazcık da aksiyon katmak oluyor. Çünkü her zaman canınızı arttırabileceğiniz yöntemler çıkıyor. Mesela canınız %100 ise Half-Life 2 oynuyorsunuz, kutulardan kırdığınızda rastgele can çıkma olasılığı düşüyor çünkü canınız fazla. Ama eğer canınız 10'sa, 5'se ve böyle gerçekten hayatta kalmak için kutuları eşeliyorsanız oyun sizin oynayışınızı bilemez ki. Her oyuncunun oynayışı farklı. O yüzden de kutuların içerisinde sizin o anki mermi durumunuza göre, can durumunuza göre mermi veya can çıkarıyor. Ve sizi sanki oyunun ta en başında yapımından beri bir tane ise bir tane, iki tane ise iki tane can konulduğunu düşünüyorsunuz ve şöyle oluyorsunuz. Tam konulan canlar bana yetmiş. O nasıl da bu kadar gelebilir? Diye siz oyuna daha da adapte oluyorsunuz. Son anda zor durumdan kurtulduğunuzu düşünüyorsunuz. Beyniniz bu şekilde kandırılıyor. Ama işte bunların hepsi yapımcıların bir oyunu. Mesela Pac-Man. Pac-Man normalde 4 tane hayaletin sizi kovalıyor. Pac-Man'de kesin şey var bak. Azaldığı zaman canavarlar daha sinirleniyor değil mi? Aladığı iki boyutlu bir oyun olarak düşünebilirsiniz. Tek amacınız etraftaki yemleri yemeniz, özel güçlendirici yemleri yediğinizde kaçan hayaletleri yemeniz ve bunlarla da ekstra puan almanız gereken bir oyun ve böylelikle tüm yemleri yedikten sonra kazanıyorsunuz. Bu hayaletler ise rastgele etrafta dolaşıp sizi yakalamaya çalışıyor. Hayır, öyle değil. Mesela Blinky, kırmızı olan hayalet. Sadece... Oha! Hepsinin tek tek şeyi mi var? Sizin arkanızdan kovalar, sizin hareketlerinizi taklit eder. Pinky, pembe olan, sizin önünüzü kesmeye çalışır. Siz nereye giderseniz tahmini olarak önünüze geçmeye çalışır ki böylelikle sizi yakalayabilsin. Turuncu, Clyde, o sadece etrafta rastgele dolaşır, onun bir özelliği yok. Enki, siyah renginde olan bu canlıysa, bu hayaletse biraz utangaçtır. Siz ona yaklaştığınızda birazcık sizden kaçabilir. Ve utangaç etrafta rastgele dolaşmasından dolayı da birazcık tahmin edilemezdir. Mesela oyunu oynarken bunları bilmeden eğer oynarsanız tam olarak oyunda belli bir yere varamayabiliyorsunuz. Ama her hayaletin belli bir özelliği olduğunu bildikten sonra oyun daha kolay bir hale geliyor. Allah Allah! AceWW hoş geldin kardeşim. Annihilator hoş geldin. Demon Souls. Her bölümünüzde oyun daha da zorlaşıyor. Siz oyunun mekaniklerini öğrenmeye başlıyorsunuz ama oyun öğrendiğiniz için önünüze engel koyuyor. Canınız daha az başlıyorsunuz. Arada staminanız çok daha hızlı gidiyor. Bunun gibi etkenlerle beraber Demon Souls aslında siz ne kadar fark etmezseniz de daha da zorlaşıyor. Sürekli aynı odada, sürekli aynı bölümde. Bu arada bu son video. Bugün video çok izlemeyeceğim çünkü oyunlarımız şu baba. Bak kafamda kurdum. Bugün 60 seconds'ı tek atıyorum.
Ondan sonra Happy Humble. Happy Humble. Ondan sonra nerede lan? Bebek baktığımız oyun ya da şöyle yapabilirim. Ondan sonra Minecraft. Sonra şura şöyle bir dursun. Bugün CSGO atmayacağım. CSGO'yu sonra atacağız. Oyun sıralamamız bu. Haberiniz olsun. 60 seconds. Bebek bakıcılığı o şeytana dönüşüyormuş falan. Happy Humble, Minecraft. O yüzden ya da işte ilk Happy'ye geçeriz sonra şunu oynarız. Orayı ayarlarım. Problem yok. Durmanızın iki durumu var. Ya Mert, buna oyun gerçekten zorlaşıyor ve siz buna adapte olamıyorsunuz. Ya bak. Da zaten siz adapte olamadığınız için de sürekli ölüyorsunuz. Kötü bir oyuncusunuz. Bu üst böyle üste çok durum. Oynadık. Epi çok güzel la Gülbey oynadık biz. Resident Evil 4. Kendisi çok fazla aksiyonlu olduğu için Resident Evil oyunlarında en sevilmeyen oyun olacağı şüphesine varmıştı ki en çok tutan oyun... Çöp bir program bence, hoşçakal bro. Eyvallah kardeşim, görüşürüz. Nereden bir tanesi kendisi. Ve oyunun gizli bir mekaniği de var aslında size söylemediği. Oyunda siz ne kadar iyi oynarsanız oyundaki zombiler o kadar artıyor. Sizin ne kadar merminiz varsa zombiler o kadar artıyor. Oyunun zorluğu siz ne o kadar... O yüzden bence benzemiştim. O yüzden Resident Evil'ın son oyununda... Benim o mermim çok azken o yüzden de oraya iyi oynadık. Oynarsanız ona göre daha da artıyor. Sürekli tek vuruşta kafadan öldürdüğünüz canlılar daha hızlı, daha garip hareketler yapabiliyor. Ve siz bu şekilde oyuna adapte olamıyorsunuz aslında. Ama berbat bir oyuncuysanız, bok gibi oynuyorsanız oyun ona da adapte etmeye çalışıyor kendini. Yani her oyuncuya aynı deneyimi yaşatmaya çalışıyor. Bu ne lan? Bu oyun ne lan? Bioshock. Düşmanlar sizi gördüğünde ilk mermisini illa ıskalıyor. Yani şöyle bir durum olabilir. Siz bir yerden bir yere kaçıyorsunuz, koşuyorsunuz ve yeni canlılar görüyorsunuz. O sırada ilk mermileri ıskalıyorlar ve böylelikle de belli bir köşeye geçtiğinizde, siper aldığınızda ucu ucuna hayatta kalmış izlenimi oluyor. Çünkü o sizin ilk gördüğünüz canlılar da size ateş ettiğinde ilk mermileri hep ıskaladı gibi. Ama daha da önemlisi Bioshock. Big Daddy dediğimiz bu kocaman canlılar var. Ve siz onlara baktığınızda deliler gibi üzerinize koşuyorlar. Ama durum şu ki siz arkanızı dönüp onlardan... Döndüğünüzde tam arkanda geliyor değil mi? Kesin ya. Kaçmaya başladığınız ilk anda yavaşlıyorlar. Oyunun gizli mekaniklerinden bir tanesi. Siz arkadan hızlıca gelen bir canlıdan kaçarken hemen arkamda falan diye dağda gerilip tüyleriniz diken diken olduğunda paniklediğiniz anda aslında onlar yavaşlıyor. Ve böylelikle de sizi bir anda öldürüp de rahatsız eden bir mekaniğe dönüştürmüyorlar oyunu. Evet, oyunların hileleri bu şekildeydi. Bunları ben nereden öğrendim diye düşünüyor olabilirsiniz. Bundan yıllar yıllar önce Twitter'da bir tane kadın dedi ki ben oyun yapımcısıyım ve biz şöyle şöyle hileler yapıyoruz oyunlarda, siz ne yapıyorsunuz diye sordu. Ve birçok yapımcı bunları cevapladı. Cevaplamayan birçok da yapımcı var. Yani ben Twitter gönderisinden aldım bütün bunları. Allah Allah. Ama daha birçok oyunda bu şekilde hileler devam ediyor. Yapımcılar benzer türdeki oyunlardan daha öne çıkabilmek için... Yazmıştı, ona bakacağım. Ben neden timeout dedim bakalım. Bakalım mesela. Yanlış bir timeout olduğunu düşünmüyorum bu arada. Sıktı soru geç. Sıktı yazdığın için 60 saniye timeout atmışlar. Bir şey yok bunda, ne var? ...için hilelere başvuruyor ki bu düzgün, normal bir şey. Oyunda yapılan bu tarz hileler gerçekten şahane, tatlı hileler. Peki sizin düşünceniz ne? Gerçekten aldatılmış hissettiniz mi? Yani ben aldatılmış hissetmedim. Kendi fikrim. Bence bu oyuncuların daha iyi oynaması için onlara... Yandan yapılmış bir şey, anladın mı? Şu an sıktı yazanlara